Cemre çok teşekkür ederim. Ne için? Ya bugün için, az önce için. Bir daha hiçbir şeyden keyif almam sanıyordum. Asıl ben teşekkür ederim. Buralardan taksi geçer herhalde. Yani umarım. Hayat sen planlar yaparken başına gelenlermiş. Neydi sahi bu şimdi? Demek Vefa'yı da böyle tatlı tatlı zehirlediler. Ama ben aynı tuzağa düşmem. Kardeşim için çıktım bu yolda, aşka yenilmem. Berk. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Berk ne sakın, yapıyorsun sakın. Lan sen? Bu kız, bu kız benim sevgilim. Ha benim. Berk, beni bir dinler misin? Bak benim onun bir suçu yok. Beni bir sen beni kimsin dinle. Oğlum? Oğlum sen kimsin lan? Kimsin? Kimsin? Sen kendini ne sanıyorsun? Gebertirim oğlum seni. Vefanın yanına gömerim. Ne oluyor lan? Dinler misin? Baştan göre. Sen kimin mahallesinde kümüt yetiştirdin lan? Kim yap ha? Lan. Bir tane benim sorun oğlum bak seni var ya. Oğlum sen benim sevgilimi nasıl öpersin lan? Berk beni bir dinler misin? Berk beni bir dinler misin? Berk? Sen benim sevgilime nasıl dokunursun oğlum? Nasıl? Sen geri ya. Ben öptüm diyorum ben. Bana bu çocuğu koruma Cemre. Ya benim kimseyi koruduğum yok. Ben öptüm diyorum sana. İnanmıyorum. O çocuk yaptı o yaptı. Öldürürüm oğlum seni. Ha, öldürürsün, öldürürsün kardeş. Hadi, hadi. Sen al kız arkadaşını uza hadi. Berk hadi yürü, yürü tamam. Bu iş burada bitmedi. Aklın varsa yarın okula gelmezsin oğlum. Yarın okula gelmezsin. Berk tamam, yürü. Sen o elini... Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun Ali? Dursana bir açıklama yapmayacak mısın bize? Sen ne istiyorsun Zeynep? Hı? Kızcağız Ali öpmüş. Neyini anlamadın? Kızcağız. Onu anladık da... Bu cesareti soruyorum ben. Hani birine böyle bir şey yapabilmek için karşı tarafın da yüz vermesi gerekir ya hani. Hı? Hani bu işler öyle kolay değildir ya hani. Bu cesaret nereden geliyor ben onu soruyorum. Ya sabır. Diyorum. Ben de sana. Bunca derdin arasında dert bu mu kızım? Hı? Benim derdim Vefa Harap. Benim derdim belli de işte. Ne halinden konuşuyorsun? Sus. Benim derdim ne sanıyorsun Zeyno? Ne söylemeye çalışıyorsun? Çok yüz veriyorsun bu kıza. Bu kadar yüz verme diyorum işte. Ne yapsaydım? Ne olmasını istiyorsun Zeyno? Bir şey beklemiyoruz kardeş de. Yani sen de armut gibi bekliyorsun. İki tane patlataydın o sincabın ağzına. Lan herif haklı. Ben de görseydim kız arkadaşım öyle. Doğru diyorsun. O doğru diyor, sen doğru diyorsun. Bir ben doğru demiyorum, bir ben haksızım yani. Haksız değilsin Zeyno. Bak. Çıktığı yolu unutacak bir adam değilim ben. Unutmam. İki gülücükle bir öpücükle unutacak bir herif değilim. En iyi sen tanıyorsun beni. Tamam. Tamam. Ama eğer unutursan hatırlatırım sana bu laflarını. Eyvallah. İyi geceler. Ali, o ne hal? Anne yok bir şey. Bak Allah aşkına, bir de yok bir şey diyor. Bir kere de şu eve başını belaya sokmadan gel.
Kavga mı ettin yine? Ya anne boş ver. Bir tatsızlık oldu. İyiyim ben işte. Ali. Ali. Yok anne ya. Cemre'yi taksiye bindirirken işte bir adam geldi. Sıramızı almaya falan kalktı. Ha. Sen de dalaştın. Hı. Öyle değil mi? Cemre'nin yanında hem de. Yazık değil mi o kıza? Ne biçim korkmuştur? Aklı çıkmıştır. Yok anne, ben ilk önce Cemre'yi taksiye bindirdim, sonra daldım adama. Ay iyi bari. Onu akıl etmişsin. Şu hali bak, gel şu yüzünü bir yıkayalım, gel. Yok anne. Oğlum. Anne. Morarır bu. Buz koymak lazım. Bak ne hale gelmiş. Tamam yatayım öyle. Buz konması lazım. Bekle. Yarın sınavım var, yaptığın işe bak ya. Gerçekten. Ali. Ali. Sen rahat ol kardeşim. Kimse benim verdiğim sözümden, girdiğim yoldan geri döndüremez. Katilini bulacağım. Hiç merak etme. Bulacağız. Vefa, kardeşim. Bana bir yol göster Vefa. Katilini bulmam aramak kaldı. Ama önümde koca koca duvarlar. Kim aldı seni bizden? Ne olur söyle. Vefa susma, ne olur susma. Bir isim ver sadece. Çağrı mı, Ege mi? Hangisi? Bunlar da değil. Dengeyi bozar. Berk mi? O mu alacak? Beceremedim. Bunların hepsi yanlış olmuş. Denge yok, uçmaz kılı böyle. Hazal mı? O mu yoksa? Bu da değil. Neyse, başka zaman artık. Cemre? Cemre mi? Kalbin Ali. Kalbin çok hızlı atıyor. Önce onu sustur. Ne bakıyorsun oğlum onun öyle attığına? Öfkemden, hırsımdan, şaşkınlığımdan öyle atıyor. Dengemi şaşırtmaya çalışıyorlar ama şaşmadım. Şaşmam. Sen şaşmazsın. Onu biliyorum. Ama rüzgar bir ters eserse o zaman ne yapacaksın? Korkmuyorum kardeşim. Rüzgar istediği gibi esin. Kork Ali. Ya ucunda ölüm varsa? Arap hadi lan. Geldim, geldim. Ah. Şunu da. Anam beni böyle görünce var ya dilini tutacak. Gurur diyeceğiz seninle, gurur. Oo, hayırdır gencolar? Ateş ediyorsunuz, bu ne güzellik. Nereye? Anama ziyarete. Bu sefer sen de gel be abi. Çay koydun mu sen? Yok. Oğlum bu saat olmuş. Niye koymuyorsun sen çayı?
Tekneye gideceğim, iki lokma ekmek yiyeyim dedim. Ay senin yapacağın işe. Oğlum. Buyur baba. Bizi sen bıraksan. Hem gelmişken belki girersin, görüşürsünüz. Daha oğlum 10 yıl oldu lan. Anacının burnunda tutuyorsun. Fotoğraflarını da avunuyor kalbim. Sıkıntı yok baba. Gerekirse bir 10 yıl daha unsun onlarla. Hadi eyvallah. Tamam baba. Buluruz bir bahane. Günaydın başkan. Günaydın. Günaydın. Neredesin oğlum? Ya geldik kardeş. Geldik. Gel buraya. Oh. Oh. Ne yapıyorsun? Oğlum anam gül öptü dedi yanaklarını. Ziyaret günü değil mi bugün? Selamımı ilettin. Hayırsın be oğlum, ilettik tabii. İyiler değil mi? İyi Allah çok şükür. İyi bari güzel. Zeyno. Beraber gelmediniz mi? Yok. Ben seninle sandım. Şey sen söyle. Bir arasana. Neredeymiş öğrenelim. Ben senin sekreterin miyim? Kendin anne. Ya ne alakası var? Ne bu küstük? Ali. Neredesin lan sen? Zeyno. Neredesin? Ali geldim işte. Aç evet. Mısınız? Canım yanıyor. Yok iyiyim, sıkıntı yok. Özür dilerim. Sebep? İşte dün olan şey için yani kusura bakma. Seni de tuhaf bir duruma düşürdüm. İş açtım başına. Ha, tam sıkıntı yok canım, olur öyle şeyler. Dert etme. Ali kızdın mı bana? Cem'le ne kızacağım, çocuk muyum ben? Olur öyle şeyler. İnsan yapar saçma sapan hareketler arada sırada. Sakin takma. Seni öpmem sana saçma mı geldi gerçekten? Cemre ne duymak istiyorsun benden? Yani ne dememi bekliyorsun? Tamam sıkıntı yok dedim. Kapatabilir miyiz konuyu? Tamam. Özür dilerim tekrardan. Benden değil bak, benden özür dileme artık. Erkek arkadaşından git özür dile. Adam haklı. Haklı falan değil. Nasıl haklı değil Cemre? Ya sevgilim var. 2 gün önce tanıştığın adamı öpüyorsun. Daha ne kadar haklı olabilir acaba? Berk artık benim sevgilim değil. Biz zaten ayrılmıştık. Yani daha da doğrusu ben ayrılmıştım. Tamam, bu daha 2 gün önce tanıdığım birini öpmem saçmalığının bahanesi olamaz ama bir anlamı falan yok yani. Sende bir şey var zannetme. Benim bir şey zannettiğim yok. Sevindim. Büyütecek bir şey yok zaten yani. Ben büyük saçmaladım. Zaten yeteri kadar da pişman oldum. İyi o zaman ben seni büyük saçmalıkların ve pişmanlıklarına baş başa bırakayım. Sağ ol. Eyvallah. Sana umut verdiysem eğer bunun için de özür dilerim. Anlamadım ne? Yanlış anlayıp aramızda duygusal bir şeyler olduğunu sanma. Ben ne sanacağım Cemre? Bak inan en son kafama takacağım şeyler bunlar. Ben bu okula neden geldim? Kardeşim aklıma gelmedi mi? Geldim. Akladım mı? Akladım. Katilini bulacak mıyım? Bulacağım. Sonra gideceğim zaten. Kalıcı değilim ben burada. O yüzden geçici mevzularla işim yok benim. Tamam? Olmasaydı iyiydi ama oldu diye de kafama takacak bir herif de değilim ben. Tamam? İyi. Heh, iyi. Netiz yani. Aynen, aşırı netiz. Rahatladım. Güzel. Ay, güzel. Okey. Başka bir şey yoksa? Yok. Hadi eyvallah. Eyvallah. Şimdi bildiğiniz üzere 1. burs sınavında usulsüzlük yaptığınızı düşünüyoruz. Bu düşüncemizin doğru olup olmadığını kanıtlamak için de sınavı tekrarlayacağız şimdi. Farklı farklı bölümlerden 10'ar soru seçtik. Onları cevaplandıracaksınız. Anlaşıldı mı? Gönderin gelsin hocam. Buz gelir tırıs gider Allah'ın izniyle. Hadi bakalım. Cemre, bahçedeyim. 2 dakika gelir misin? Konuşalım.
Ay ne işin var burada? Şey, bunu düşürmüşsün. Üstümü değiştirmiştin ya odamda. Okulda verecektim ama gergindik o an. Hiç fark etmemişim. Yarın okula da verebilirdim. Yarın okula gelmiyorum. Daha doğrusu bir daha gelmeyeceğim. Niye? Ne oldu ki? Vefa'nın adını temizlemek için okula gelmiştik. Hep de amacımız katili bulmaktı. Çözüldüğüne göre artık gerek kalmadı. Bir de hem sana teşekkür etmek hem de özür dilemek için geldim. Berk bu. Berk'in arabasının sesi. Hayda. Dur görmesin seni. Ya görürse görsün ne olacak ondan mı korkacağım? Olmaz kavga çıkar. Ya cesareti varsa buyursun Cemre. Saçmalama Ali. Annem içeride lütfen olay büyümesin. Tamam tamam sakin şey. Arka kapınız falan var mı? Var. Yok ama gir içeri. Annen? Uyuyordur gir sen. Konuşalım mı? Dur nereye? İçeri girmeni istemiyorum. Konuşmak istiyorum. Ama ben istemiyorum. Cemre, 5 dakika içeri geçelim, konuşalım. Lütfen. Burada söyle ne söyleyeceksen. Tamam, tamam. Hazal'a bizimle ilgili ne anlattı? Direkt senden duymak istiyorum. Berk, artık lütfen beni rahat bırak. Ben çık evimden bak, eğer çıkmazsan... Çıkmazsam ne? Berk. Ne olur? Bak, çık evimden. Eğer çıkmazsan avazım çıktığı kadar bağırırım. Tamam Cemre. Sen böyle biri değildin. Ben tam da böyle birisiydim. Sen tanıyamadın. Bu saatten sonra tanıyamazsın zaten. Şimdi çık git. Tamam. Öyle olsun. Hadi herif kim? Numarasını alalım adamın, dur! Buradaymışsın. Hallettim, Berk gitti. Tehlike kalmadı. Tehlike hep yanımızdaymış. Buraya kadar. Oyun bitti. Bazı yollar vardır. Karanlık. Sonu nereye varacağı belli olmayan. Biz o yollarda önümüzü görmek için hep bu ışık aradık. Oysa kötülük ışıkta bulunmazmış. Kötülüğün yuvası karanlık. Onlar sadece gizlenmek için ışıkları kullanmış.
Aydınlıkta avlanıyorlar. Karanlıkta saklanıyorlar çünkü. Av değil. Avcı olmak istiyorsan... onları inlerinde basacaksın. Kendi karanlıklarında. Sabe. Ne oluyor lan? Ne yapıyorsun sen burada? Çık git evine, çık. Polis çağır beni. Oğlum çekil. Erken korkma, şu an değil. Ne yapıyorsun lan? Manyak mısın sen? Ne bu? Özel günleri hiç unutmam Berk. Özellikle intikam gününü. Tamam şimdi. Evet. Şimdi korkabilirsin. Tamam. Geliyorum, geliyorum anne. Tamam, yoldayım. Hadi. Ya neredesin? Ortalık yandı, kavruldu. Bizim eve hırsız girdi. Aa, bu gerizekalı dinlenecek diye kaçırdık elimizden. Azim, sizin evden bir şey çalındı mı? Çalınmadı. Sen daha ne sündürüyorsun olayı? Allah Allah. Sen iyi misin hadi? Yarın koleje devam ediyoruz. Sebep? Öyle olması gerekiyor. Tamam. Yarın sabah kaldığımız yerden devam. Tamam. Hadi iyi geceler. Ya bir dakika, bir dakika oğlum. Bir dakika lan. Ya ne bir dakika Arap? Ne oldu oğlum? Oğlum senin neyin var? Ne bu esrarengiz haller? Çıkar oğlum şu ağzındaki baklayız. Sende bir haller var, bir şey var. Sen neyin peşindesin? Cemre'nin peşinde. Neyin peşinde olacak başka? Ya ne bakıyorsun ya? Ne bakıyorsun acaba? Ya sen desene, bir dürüst olsana bize. Ben Vefa'nın derdini, tasasını attım, rahat ettim. Bunu desene, ben aşık oldum desene. Sen de rahatla, biz de rahatlayalım. Aferin Zeyno. Doğru değil mi? Ben Vefa'yı kardeşim unuttum. Bir kız gördüm, sildim attım her şeyi değil mi? Bitti, üç kulübada bir elan bitti değil mi? Çünkü ben o kadar karaktersiz kaypak bir herifim değil mi Zeyno? Doğru. Doğru. Kan kimin Ali? Ali konuşsana oğlum, sana bir şey sordum. Bu kan kimin? La bir şey de. Kardeşimizin katilini kana. Müdürü... Öldürdün mü lan adamı? Hazal'a saldıran Berk'miş. Vefa'ya iftirayı o atmış. Kardeşimizin katili
Berk'miş. Ali... Ali sen... Berk'i öldürdün mü? Sen öldürdün mü? Elektrikler kesilmiş galiba. Değil mi? Sanki. İlgileniyorum Kenan Bey. Aman zahmet olmasın. Berk. 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 Telefonu kapattığıma göre sizden çok daha önemli bir işim var ya da öldüm. Her iki durumda da söyleyecekleriniz önemsiz ama ısrar ediyorsanız buyursunlar. Mesaj sesi. Cezalısın. Beni yorma, ne yapacağını biliyorsun gelince. Ali! Ali oğlum saçmalama! Ali gel, gelsene buraya! Ali! Ali! Tamam. Hadi kalkın. Nereye sakladıysan gidiyoruz oraya salacağız. Tamam mı? Hadi Arap. Ali hadi sen. Siz karışmayacaksınız. Bundan sonrası ben de zerre. Lan saçma saçma konuşma. Adamı paket etmişsin lan. Oğlum senin bundan sonra... Manyak mısın sen? Kafayı mı yedin? Ben konuşurum. Ben Berk'le konuşurum. Gerekirse tehdit ederiz. Ya da yok, tehdit etmeye gerek yok. Sen bizdeydin nasıl olsa. Bütün gece bizdeydin. Annemlerle de konuşuruz. Tamam konuşuruz annemlerle de. Onlar da şahitlik yaparlar. Bu s***'ı öttürene kadar. Tamam mı? Kardeşimizin katilini, oğlunu israf edene kadar tek başımayım ben. Kardeş, kardeş, kardeş. Hep tek başımız. Ya ne tek başımız? Lan bizdeyiz, lan bizdeyiz. Seni dinle beni. Neydi? Sen dinle beni lan. Ya bir dinle. Sen dinle, sen. Ben bir oğlum biz ya. Aynı taraftayız. Sen. Ben bir kurban daha vermişim. Tamam mı? Biz ne yapalım lan? Biz kendi kardeşimize elimizle toprağa verdik lan. Seni de hapse mi verelim ben? Ne istiyorsun sen? Ali. Bak bu insanlar çok kötü insanlar.
Bu insanlar masumlara bile acımıyorlar. Adamı kaçırmışsın, daha ötesi var mı, seni harcarlar Ali. Zeynep. Bak. İşte bu yüzden. Bir o... Bir de ben Zeynep. Tamam. Bir kere beni dinle, karışmayın şu işe. Lütfen. Lütfen. Berk'in ortada olmadığını anlayacaklardır. Belki de anlamışlardır bile. O yüzden... Arap! Beni dinle Arap! İşimi bitirene kadar... okula devam ediyoruz. Tamam mı? Tamam mı? Yarın görüşürüz. Ali? Anne? Neredesin sen oğlum? Saat kaç oldu? Geldim işte anne. Ben yatacağım, ben çok yoruldum. İyi geceler çocuğum. İtiraf edecek oğlum. Sana söyleyecektim, itiraf edecek. Hadi soğutma. Aa, o ne öyle? Siz koleji bırakmadınız mı? Sen haklıydın annem. Bir daha bu fırsat elimize geçmez. Çocuklar peki, Arap'la Zeyno? Anca beraber, kanca beraber anne. Aferin size. Oğlum kahvaltıya otursana, o ne biçim yemek yemek öyle? Geç kalıyorum. Nereye geç kalıyorsun? Sabaha körü daha Ali. İşim var. Önemli anne. Ne işin var acaba? Allah Allah. Çok olmaz. Berk. Hadi cezan bitti, çık artık. Hadi. Berk. Berk. Okula geç kalacaksın. Hadi çık dedim sana. Berk çıktı mı? Berk gece gelmedi. Arabası da yok. Ben haberiniz vardır diye düşünmüştüm. Yok, haberim yok. Git marinaya bak. Teknede yatmıştır. Hemen. Bir de bir
Boyacı bul şu bodrum katını boyasınlar. Berke dedi ki anılarını günlüğüne yazsın. Selam, hola, hello, bonjour, ciao, niao, hola. Telefonu kapattığıma göre sizden çok daha önemli bir işim var ya da öldüm. Hola. Eve gelince görüşürüz, hola. Adios, arrivederci, ciao amigo. Baba, tamam özür dilerim. Tamam, bir daha yapmayacağım. Hadi lütfen, tamam. İki hapis görmeye başlamışsın şimdi. Oğlum ben senin psikolojin daha sağlamdır sanıyordum. Desene çabucak öttüreceğim seni. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun, manyak mısın sen? Ne istiyorsun lan sen bende? Benim ne istediğim belli Berk. Mesele sen onu verecek misin bana? Bak bir şey rica edeceğim. İkimiz de birbirimizi görmeyelim. Gidelim polise itiraf et, olay bilsin. Hı? Ne diyorsun oğlum sen? Sen adam kaçırmanın cezası ne biliyor musun? Adamı öldürmekten hazır herhalde. Her türlü sen benden daha fazla yatarsın. Anlat hadi, ne oldu? O gece ne oldu Berk? Şş, anlatsana oğlum. Oğlum kafayı yemişsin sen. Ben anlatayım, sen tamamlarsın. O gece Hazal'a saldırdın ki ben daha fazla sana olduğunu düşünüyorum. İşte sahilde Hazal için kalpler, çizmeler falan filan böyle. Nasıl yapıyordu Hazal? Böyle mi yapıyordu? Ne saçmalıyorsunuz sen? Diyorum ki sen çoktandır Cemre'yi Hazal'la aldatıyorsun Berk Efendi. Gel Cemre'ye de böyle dedim, bak şimdi. Dene bak ne göstereceğim. Odasındaki fotoğrafı görünce aynen ben de Cemre'ye öyle dedim, bak. Bak, Cemre'ye dedim, Hazal için aynı kalbi bırakmış dedim Berk Efendi, Cemre. Ne yapıyorsun oğlum? Uzak dur Cemre'lerden. Cemre'den uzak dur. O gece Hazal'a saldırdın değil mi? Saldırdın. Sonra Vefa seni gördü. Gördü değil mi? Gördü. Sonra senin ne kadar tacizci, ne kadar bir herif olduğunu anladı. Sen korktun. Sonra gittin, Vefa'ya iftira attın, arkadaşlarına dövdünüz değil mi? Ne iş? Bu ne iş? Sen anlatacaksın gerisini. Anlat. Sen iyi anlatıyorsun, güzel yazmışsın. Finalini merak ettim. Devam etsene. Bak Berk, ben gözümü kararttım oğlum. Tamam mı? Buradan ya seni alırım, polise gideriz, itiraf edersin. Ya da cenazenin evine yollarım. Tamam mı? Bu minibüsten çıkışın yok. O yüzden ben daha fazla sinirlenmeden bence başla. Sen kimle, nasıl kardeşim Vefa'yı öldürdünüz? Ali! Yok artık ya. Saçmalık bu. Çık git evimden. Ya Cemre, bak kendi gözlerimle gör. Ben bu fotoğrafı Hazal'ın telefonundan aldım diyorum. Adi herif diye kaydetmiş telefonunu Hazal. Demek ki Berk'i senden daha iyi tanımış. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Hı? Amacın ne senin? Ne olsun istiyorsun? Berk haklıymış. Sana güvenmekle hata yaptım. Siz belli ki bizim düzenimizi bozmaya, aramızı açmaya gelmişsiniz ama
Çok yüz verdim ben size. Özellikle de sana. Şimdi çık git. Çık. Aç şu telefonu dedim. Bana sen saldırdın. Vefa'ya sen suç attın. Allah kahretsin seni. Tehditlerinden bıktım artık. Vefa bunu hak etmedi. Hepsi senin suçun. Vefa senin yüzünden kurban oldu. Anneme bir lafı var Cemre. Uyanmak istemeyeni uyandıramazsın. Ama bak ben ayaktayım. Tamam? Ne Berke, ne Fazal'a, ne Ege'ye ne çağırıyor. Hiç acımayacağım. Tamam? Öyle gürültü çıkacak ki eninde sonunda uyanmak zorunda kalacaksın. Şimdilik sana iyi kalır. Müsaade edersen. Kardeş, şimdi nereye koyduysan, sakladıysan bak söyle. Başımız belaya girecek, hadi. Ali, bak Berk'in yokluğuna ayacaklar. Biz buradayız. Evden okula, okuldan eve. Berk nerede, biz nereden gidelim? Ali! Ali! Berk ötene kadar onu tıkkın delikten çıkmayacak. Ve bir daha bana bu iş bitene kadar soru sormayacaksınız. Ne kadar az bilirseniz o kadar iyi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.